Biz ki İstanbul şehriyiz, seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi, bir de İttihatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi 914'ten 18'e kadar yedi bitirdi bizi. Mücevher gibi uzak ve erişilmezdi şeker. Erimiş altın pahasında gaz yağı. Ve namuslu çalışkan fakir İstanbullular sidiklerini yaktılar 5 numara lambalarında. Yedikleri mısır koçanıydı ve arpa ve süpürge tohumu ve çöp gibi kaldı çocukların boynu. Ve lakin Tarabya'da, Petişan'da ve Adada kulüpte aktı renk şarapları su gibi. Ve şekerin sahibi kapladı Miloviç'in yorganına 1000 liralıkları. Miloviç de beyaz at gibi bir karı. Bir de sakalı halifenin, bir de Wilhelm'in bıyıkları. Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir. Dört yanımız mavi mavi dağdır, denizdir. Öfkeli büyük bir şair, ey bin kocadan artta kalan bilmem neyi bakir demiş bize. Ve bir başkası, yekpare acem mülkünü feda etti bir sengi bize. Biz ki İstanbul şehriyiz, işte arz ederiz halimizi Türk halkının yüce katına. Mevsim yazdır. 919'dur. Ve teşrinlerinde geçen yılın dört düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düvele. Anadan doğma çırılçıplak ve kurumuştu ve kan içindeydi memelerimiz. Biz ki İstanbul şehriyiz. Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan, bir de Yunan, bir de zavallı Afrika zincirleri yer bitirir bizi bir yandan, bir yandan da kendi köpek döllerimiz Vahdettin Sultan ve damadı Ferit ve İngiliz muhipleri ve mandacılar. Biz ki İstanbul şehriyiz, yüce Türk halkı, malumun olsun çektiğimiz acılar. 919 Temmuz'unun 23. günü pek mütevazi bir mektep salonunda inikat etti Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zorludur balam. Tandırında tezek yakar Erzurum. Buz tutar yiğitlerin bıyığı ve geceliğin karlı ovada kas katı katılaşmış donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam. Erzurum'da kavaklar tane tane, kavaklarda tane tane yapraklar ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez. Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum'un güzelleri giyer balam, incecik ak yünden ehramı. Yürek boynum büker balam Erzurumlu türkülere. Halim Selim'dir Erzurum'un adamı ve lakin dönmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların. Orada bir şurayı milliden bahsedildi. İrade-i Milliye'ye müstenit bir şura-i milliden. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı. Makamı, hilafet ve saltanata, hatta casuslar vardı içeride. Buna rağmen bütün aksam-ı vatan bir küldür denildi. Kabul olunmaz denildi manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a, Amerikan mandası altına girelim diye.
İstiklal diyorlardı. Şayanı arzu ve tercihtir ama bugün bu diyorlardı mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı kalacak elde. Şu halde diyorlardı, şu halde Memaliki Osmaniye'nin cümlesine şamil Amerikan mandaterliğini talep etmeyi memleket için en nafi bir şekli hal kabul ediyoruz. Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu. Erzurum'un kışı zorludur balam. Buz tutar yiğitlerin bıyığı. Erzurum'da kas katı dimdik ölür adam, kabullenmez yılgınlığı. İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri ve biçare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya, Anadolu'yu, şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere, bizi bir başımıza bıraksalar, tarafgirlik ve cehalet ve çok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra yeni dünyanın sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliverir. Amerika içine girdiği memleket ve millet hayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem artık işi uzatmaya gelmez, çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Sergüzeşt ve cidal devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. 4 Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi. Ve 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Ak koyunla kara koyunun geçitte belli olduğu günlerdi o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı zevat, sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlulardan ve Sivaslılardan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'a güveniyorlar. Bu zevata İstiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denildi. Fakat ayak diredi efendiler. Mandanın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzaharete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler birbirine mani şeyler değildir istiklal ile manda. Ve esasen dediler müstakil kalamayız böyle bir zamanda. Memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon, varidat ise 15 milyon ancak. Ve Allah muhafaza buyursun, İzmir kalsa Yunanistan'da ve harp etsek, düşmanımız vapurla asker getirir. Biz Erzurum'dan hangi şimendiferle nakliyat yapabiliriz? Mandayı kabul etmeliyiz hemen dediler. Onlar dreadnought yapıyor, biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikan dostlarımız, mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyet-i Akvam Nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zavat, Sivas mandayı kabul etmedi fakat. Hey gidi deli gönlüm dedi. Akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm. Ya istiklal ya ölüm dedi. Kambur Kerim de böyle dedi. Aynen. Adapazarlıydı Kambur Kerim. Seferberlikte ölen babası marangozdu. Seferberlik denince aklına Kerim'in çok beyaz bir yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü, Fahri Bey çiftliğinde patates toplayıp kaz gütmek, mektep kitapları ve bir de saçları altın gibi sarı fakat alnı çizgiler içinde anası gelir. 335'te Kerim Eskişehir'e gitti, mektebe, teyzelerine ve dayısına.
dayısı Şimendifer de makinistti. Düşman elindeydi Eskişehir. Kerim 14 yaşındaydı. Kamburu yoktu. Dümdüzdü, fidan gibi ve dünyaya meraklı bir çocuktu. Dayısı sürmeye gittiği günlerde Şimendifer'i, Kerim'e ekmek vermediğinden teyzeleri, çok uzun saçlı, ihtiyar iki kadın. Hintli askerlerle dost oldu Kerim. Bunlar şaşılacak şey, Türkçe bilmeyen, siyah sakalları, siyah gözleri parlak, avuçlarının üstü esmer, içi ak ve tel örgülerin üzerinden Kerim'e bisküviti kutularla atan amcalardı. Kocaman bir ambarları vardı. Kerim içinde oynardı. Ambarda nohut çuvalları, bakla, kuru üzüm. Şaşılacak şey, katırların yemesi için. Ve sonra cephane sandıklarıyla silahlar. Bir gün dedi ki makinist dayısı Kerim'e, ambardan silah çalıp bana getir. Gavura karşı koyan zeybeklere göndereceğim. Ve ambardan silah çaldı Kerim. Bir tane daha, 5, 10. Aldattı Hindistanlı dostlarını. Zeybekleri daha çok sevdiğinden. Zaten çok sürmedi, parlak kara sakallı amcalar gitti. Kerim geçirdi onları istasyona kadar. Ertesi gün Lefke Köprüsü'nü atıp zeybekler gelince Eskişehir'e, dayısı Kerim'i elinden tutup verdi onlara. Ve işte o günden sonra bugüne kadar kahraman bir türküdür ömrü Kerim'in. Eskişehir'den alıp onu Kocaeli grubu paşasına götürdüler. Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir paşaydı bu. Çabucak öğrendi Kerim ata binmeyi, sırtmaç olmayı. Zaten bilgisi vardı bunda. Kayalardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda. Ve bütün bu marifetleriyle Kerim kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak ve geçmiş olsun dedikleri zaman şaşarak düşman içinden geçip getirdi haber, götürdü haber. Onu namlı bir kaptan gibi saydı çeteler, bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o. Ve bir fidan gibi düz, bir fidan gibi cesur, bir fidan gibi vaat eden bir çocuğun sevinçle oynadığı bu müthiş oyun sürdü 1337'ye kadar. Kocaeli ormanı gürgen ve meşeliktir, yüksek kalın, gökyüzü gözükmez. Durgun bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce fakat ıslanmamış ki yerde yapraklar. Karanlıkta hışırtılarla yürüyordu beygiri Kerim'in. Solda ileride tepenin eteğinde ateş yanıyordu. Tekneciler diye anılan gavur çetelerinin olmalı. Dallardan damlalar düşüyordu Kerim'in yüzüne. Beygirin başı gittikçe daha çok karanlığa giriyor. İpsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim. Kağıtlar götürmüş, kağıtlar getiriyor. Birdenbire durdu beygir, heykel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birdenbire dört nala kalktı. Şaşırdı Kerim, dizginleri bıraktı, sarıldı beygirin boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan. Çocuğa ard arda çarpıyordu ağaçlar. Meşeleri ve gürgenleriyle orman karanlık bir rüzgar gibi geçiyordu iki yandan. Kim bilir kaç saat böyle gidildi. Orman bitti birdenbire. Ay doğmuş olacak ki ortalık aydınlıktı. Ve Kerim aynı hızla geldiği zaman armaşanın altında baş değirmenlere, beygir ansızın kapaklandığı yere tekerlendi Kerim. Doğruldu. Ve aklına ilk gelen şey saatine bakmak oldu. Kırılmıştı camı. Bindi beygire tekrar. Hayvan topallıyordu biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kulağı kanıyordu Kerim'in. Kirezce'ye geldiler. Tabanca ile Arifiye arası. Kerim durdu.
biraz zor nefes alıyordu. GV'ye girdi ertesi akşam. Beli o kadar ağrıyordu ki inemedi beygirden, indirdiler. Kerim'i yaylaya indirdiler. Adapazarı, sonra belki 10 gün, belki 15 kanılar, Mekkare arabaları. Sonra gitgide daralan nefesi. Yahşihan, Konya, Sille nahiyesi. Burada malul gaziler için takmak kol ve bacak yapılıyordu. Ve nihayet Hatçahan köyünden Çıkıkçı Şerif Usta. Hala rüyalarında görür Kerim, incecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru eğilen bu çiçek bozuğu insan yüzünü. Usta ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar. Sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini. 20 gün geçti aradan ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden Kerim'i kambur çıkardılar.